Adana'da Altın Koza'da ilk defa işte filmin gösterimi gerçekleşti. Film gösterimi gerçekleştikten sonra beni son derece gururlandıran bir alkışla karşılaştık. Yani 10 dakikaya yakın alkışlandık. Arkasından 45 dakikaya yakın soru cevap Merak kısmına girdik. ettiler. Çok merak ettiler. Ve konuyla ilgili çok güzel övgüler aldık. Filmin anlatımıyla ilgili çok güzel övgüler aldık. Hatta onlardan bir tanesi Türkiye'de öğrenim gören Çekoslovak bir öğrenci kızın bize söylemiş olduğu bir laf vardı. Onlar da Yahudilermiş. Ve ailesinden konuyla ilgili sürekli olarak bir şeyler duyuyormuş. Fakat İkinci Dünya Savaşı sırasında Türklerin bu konu özelinde herhangi bir girişimde bulunduklarına dair bir bilgileri olmadığını ve böyle bir bilgilendirmeyi bir filmle yapmış olmamızdan dolayı bize çok teşekkür etti. Biz de çok mutlu olduk. Yani en azından birilerine bizim kahramanlarımızı gösterdiğimizi, anlattığımızı, neler yaptığımızı belgeleriyle beraber gösterdiğimiz için biz çok mutluyuz. Bunun haricinde tabii ki eleştiriler olacak. Onları da tamamen açığız. Ama önce filmi izlemelerini istiyoruz. Adana'da çekildi, İzmir'de çekildi, Alsancak'ta hatta çekildi değil mi? Evet. Alsancak Nazi bayraklarıyla donatıldı. Evet, onun da hikayesini kısaca bir anlatırsanız nasıldı? Anlatırsan sen bırak. Alsancak'ta çekim sırasında tabii ister istemez istasyonu giydirdik. Yani dönemin Fransa'sına işte Alman işgali altında olan bir ülkeye benzettik. Tabii biz çekimler sırasında çok kalabalık bir ekiptik. Yani yaklaşık 100-150 kişiye yakın bir ekstramız vardı. Biz zaten ekip olarak çok kalabalıktık. Tabii seti seyretmeye gelen bazı Bu arada vatandaşlarımız sabah 5. evet tabii ilgilerini çekiyor tabii çünkü her tarafta Nazi bayrakları her yerde şeyleri görünce Askerler. askerler silahlı, miğferli Kaç kıyafetleriyle kişilik beraber. oyuncu kadrosu vardı, onu da söyleyelim. O canlandırmalara göre aslında değişti. Mesela Alsancak'ta çekim sırasında yaklaşık 100 kişiydik. Yani daha sonra Alsancak'ta çekime başladık. Sonra 22 gün süren bir yolculuk başladı tabii. Adana Varda Köprüsü'ne kadar ulaşan. O süreç içerisinde de aradaki istasyonları değerlendirdik. Oralarda da çekimler yaptık. Tren planlarını, tren sahnelerini çektik. Fakat İzmir'deyken gelip bize bir şey dediler. Yani bu Alman bayrakları neden burada? İşte dedik hani belgesel çekiyoruz. Niye Alman bayrakları ki? Burayı Yunan işgal etti. Niye burada Alman bayrağı var Şimdi diye. işte nedenini öğrenecekler Evet, filmde, şimdi değil mi? nedenini öğrenecekler. Reklam arası vereceğiz. Ardından müziklerinden İlk bahsedeceğiz. O film güzel senin. sesiyle filmin ne kadar vurucu olmasını sağlayan Şevval Sam'dan bahsedeceğiz. Hayat İçinden programı devam ediyor sayın seyirciler. Burak Arlayel, yapımcı Bahadır Arlayel ve Şevval Sam konuklarım. Ve hemen Şevval Sam'a döneceğim. Sizin çok güzel bir ninni seslendirdiniz. O ninninin hikayesini de anlatabilir miyiz aslında? Nasıl seslendiniz, nasıl bir araya geldiniz? Onu da kısaca anlatırsak. Ben zaten farklı dünya müzikleriyle ilgileniyorum. Sahnede de farklı etnik dillerde de şarkı söylüyorum. Bu kaydı Kalan'da bulmuştum aslında. Hasan dinletmişti, Hasan Saltık daha öncesinde. Bu ninni bir radyodan alelacele kaydedilmiş bir kayıttı. Yani bazı kayıtlara da çok zor ulaşıyorsunuz Evet. ama ben dinler dinlemez çok etkilenmiştim ki 7-8 sene önce filan, belki 10 sene önce. Ama hep repertuarımda olan bir ninniydi. Burada da aslında çok yeri olan bir ninni oldu. Biz Bahadır'la 2 sene olmuş. Az önce konuştuk. Ben de inanamadım. Yani 2 sene önce bir reklam filmi için bir araya gelmiştim. Böyle böyle bir şey yapıyoruz. Müziklerinde ne yapsak acaba dediğinde ben yapsak bunu hani ancak
kalan müzikle yapabiliyoruz. Çünkü hani Türkiye'nin en büyük arşivi onlar da dedim ve birlikte Hasan Sağlık'ı ziyarete gittik, kalan müziği. Ondan sonra da olaylar gelişti.